بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mustafa abinin tavsiyesi hocam abi, ikinci sır ve dördüncü sır okunacak. Besmele'nin değil mi? Doğrudur. 14. leman, ikinci makamı. Önce bir okuyalım abi bahsi. Tamam. 14. leman, ikinci makamı, makam münasebetiyle buraya alınmıştır. Bismillahirrahmanirrahim'in binler esrarından 6 sırrına dairdir. İhtar, Besmele'nin rahmet noktasında parlak bir nuru sönük aklıma uzaktan göründü. Onu kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim ve 20-30 kadar sırlar ile o nurun etrafında bir daire çevirmek ile avlama ve zapt etmek arzu ettim. Fakat maalesef şimdilik bu arzuma tam muvaffak olamadım. 20-30'dan 5-6 indi. Ey insan dediğim vakit nefsimi murad ediyorum. Bu ders kendi nefsime has iken ruhan benimle münasebatta ve nefsi nefsimden daha düşer. Nefsi nefsimden daha düşer zatlara belki mezar istifade olur niyetiyle 14. lemanın ikinci makamı olarak müdakkik kardeşlerimin tasviplerine havale ediyorum. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade zevke nazırdır. Bismillahirrahmanirrahim. Galet ya eyyuhel melâv inni ulguya ileyye kitabın kerimün innehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Şu makamda birkaç sır zikredilecek. İkinci sır. Kur'an-ı mucizü beyan, hadsiz kesreti mahlukatta tezahür eden vahidiyet içinde ukulü bulmamak için daima o vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor. Yani mesela nasıl ki güneş ziyasıyla hadsiz eşyayı ihata ediyor, mecmur ziyasındaki güneşin zatını mülahaza etmek için gayet geniş bir tasavvur, bir hatalı bir nazar lazım olduğundan güneşin zatını unutturmamak için parlak şeyde güneşin zatını aksi vasıtasıyla gösteriyor. Ve her parlak şey kendi kabiliyetince güneşin cilve-i zatısıyla beraber ziyası, harareti gibi hassalarını gösteriyor. Ve her parlak şey güneşi bütün sıfatıyla kabiliyetine göre gösterdiği gibi güneşin ziya ve hararet ve ziyadaki elvan-ı seba gibi keyfiyatlarının her birisi dahi umum mukabilinde şeyleri ihata ediyor. Öyle de velillahi mesel âlâ, temsilde hata olmasın. Ehadiyet ve samediyet ilahiye her bir şeyde hususan zihni hayatta, hususan insanın mahiyeti ailesinde bütün esmasıyla bir cilvesi olduğu gibi vahdet ve vahidiyet cihetiyle dahi mevcudat ile alakadar her bir ismi bütün mevcudat-ı hatay vahidiyet içinde ukulü olmamak ve kalpleri zaha takdir unutmamak için daima vahidiyetteki sikke-i hadiyeti nazara veriyor ki o sikkenin üç mühim ukdesini ilave eden Bismillahirrahmanirrahim'dir. Buradan da dördüncü nokta yapacağız abi. Dördüncü sır. Şurayı bitirelim, ondan sonra geçelim. Bir dakika, neyi bitireceksin? Niye buraları okudunuz o zaman? Şu şekilde abi. İkinci sırada dördüncü sırı okuyalım dedim Mustafa. Ha, iki ile dört. İki birbirine bakıyor bunlar yani. Ha. O zaman ikiyi bitirelim ondan sonra. Tamamdır abi. İkiye döndürüm. Tekrar. Evet. 14. Leman'ın ikinci makamı, makam münasebetiyle buraya alınmıştır. Bismillahirrahmanirrahim'in binler esrarından 6 sırrına dairdir. İhtar, besmelerin rahmet noktasında parlak bir nuru sönük aklıma uzaktan göründü. Onu kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim. Ve 20-30 kadar sırlar ile o nurun etrafında bir daire çevirmek ile avlama ve zapt etmek arz ettim. Hangisini okumak istiyorsunuz? İkinci sır okuyacağız. Oraya da niye baştan tekrar aldın? Her şeyi soru soracağım da burada abi. Bu evet. Ders akıldan ziyade kalbe bakar. Ha tamam, o zaman devam. Bu yani mesele burayla akıllı kalple alakalı. O yüzden tekrar başlayalım abi. Fakat maalesef şimdi bu arzuma tam muvaffak olamadım. 20-30'dan 5-6 indi. Ey insan dediğim vakit nefsimi murad ediyorum. Bu ders kendi nefsime has iken ruhan benimle müddat ve nefsi nefsimden daha hoşar datlara belki medare istifade olur niyetiyle
14. Leman 2. makamı olarak Muzakki kardeşlerimin tasviplerine havale ediyorum. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade zevke nazırdır. Şimdi zevk de bir anlamak değil midir abi? Aklın anlamasıyla zevk olarak anlamak arasında nasıl bir fark olabilir ki? Yani ne değişecek bu derste? Diğer derslere nazaran bu derste neye muhatap olacağız? Yani kalbin zevk etmesi de bir nevi anlamak değil mi? Mesela dilin zevk etmesini düşünelim. Çorbayı tattığın zaman çorbayı anlamış oluyorsun. Bir kişiye ne kadar çorbayı anlatsan da ya da ne kadar balı hiç görmemiş bir insana tarif etsen de asıl tarif onun dille oluyor. Dille tattığı zaman bu da bir tanımlamaktır. Şimdi bu dersin diğer derslerden farkı nedir? Neden şeye bakmıyorsun? Soru bu. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Mutlaka çalıştınız. Tamam. Akıldan ziyade kalbe bakar. Evet. Akla bakmaz değil. Akla da bakıyor. Aynen. Ama ziyade. Ziyadesi orada. Çok bağlı kıyım. Evet. Bir kere akıl neydi? Bir aletti. Peki beraber gidelim. Kalp neydi? Akıl neydi? Bunlar tanımlanmadan diğerleri biraz böyle felsefi olur. Akıl neydi? Bir aletti. Başka? Alem-i şehadetteki ilişki ve çelişkileri tanımlamaya yarıyor. Benim bulabildiğim kadarıyla 24 tane sıfatı var. Aklın 24 tane sıfatı var. Akıl alet oldu. Peki dima komple, dimağın içinde bir sistemdir akıl. Dima da, vicdan da kalbe bağlıdır. Kalbin bir ayağı dimağdır. Dolayısıyla akıldır. Bir ayağı vicdandır. Kalbin. Ama kalpten, akıldan ziyade kalbe bakar. Ne? Besmele. O zaman peki kalp nedir? Haritadır, ruznamedir, takvimdir. Değil mi? Evet. Ondan sonra başka neydi? Ruznamedir, Latife-i Rabbani. Latife-i Rabbani denilen kalp. Odur. Böyle tane şeyleri var, sıfatları var. Niye akılda? Akıla bakmıyor değil. Çünkü akla bakmayan bir şey din değil. Değildir. Çünkü din akla hitap etmiştir. Vahiy akla hitap etmiştir. Mesela gıdayı yedim. Dilden ziyade vücuda bakar. Peynir. Mesela öyle demiyor mu? Baklava vücuttan ziyade dile bakar. Usta diyor ya, yani 10 paralık bir peynir, 40 paralık baklava. Baklava dili memnun ediyor. Ama vücudu belki de karı yok, tam tersine zararı var. Bahsen insanı. Evet ki ne yapar? Ona daha ziyade ona nazır. Yani mesela dile de bakmıyor değil. Dile de şey yapar ama fazla memnun etmiyor. Ya bu iş akıl, ilişki ve çelişki dedik. İlişki nedir? Mesela göz, çiçek ilişkisi. Karanlık, aydınlık, çelişkidir. Bunları ayırt eden bir alettir. Ondan sonra akıl başka nedir? Bir taraftır. Re yok. Bir tarafı yok. Tarafsızdır. Yani berzahtır. İki tarafı açıktır. Akılda tarafsızlık yoktur. Akılda diyorum, kalp. Kalpte tarafsızlık yoktur. Kalbin tarafı vardır. Yani ya Allah vardır, ya başka şeydir. Böyle ben şey için gidiyorum. Akıl ve kalp hakkında böyle bir antrenmanlı olmak lazım ki. Peki nedir başka kalp? Arşın bizdeki karşılığıdır. Kalpte bir arştır. Kalpte bir arştır. Vicdan haşir meydanının bizdeki karşılığı. Sırat köprüsü de kıldan ince, kılıçtan keskin şeydir, itikattır bu.
dimağdır. Niye? Yani bir tanesi amel, bir tanesi itikad. O cihette şey yapılıyor. Şimdi bu kadar akıldan ziyade kalbe bakar. Şimdi ötekisine geçeyim. Delilden ziyade zevke nazır. Mesela delil akla bakar, zevk kalbe bakar zaten. Aynı şeyin açılımıdır. Evet. Çünkü akıl diyor ki benim kanadım yok diyor, ayaklarım var diyor. Ben uçamam diyor kalbe. Ben uçamam diyor seni diyor. Zevk olunca onun artık delil alamayız biz. Yani bir şey ağzımıza koyunca zevk aldık mı? O da başka bir şeyin delilidir. Yani. Delilidir. Ama akli delilidir. Kalbin şuurudur. Yani. Evet, kalbin şuurudur diyelim. Çünkü Latife Rabbani Müşahadetullah. Evet. Demek ki zaten delilden ziyade zevke nazırdır. Akıldan ziyade kalbe nazırdır. Ne aynısı? Evet. Yani çünkü kalp öyle delili fazla şey yapmaz. Ondandır şöyle bir cümle çıkarmıştık filyattan. İman edenler iman edeceği kadar delil bulduklarından olmadığı gibi iman etmeyenler veya etmek istemeyenler iman edecek kadar delil bulamadıklarından değildir. Nedir o temelde? Niyet. İman etmeye niyet edersen dağlar ova olur. Niyetin yoksa iman etme, yollar dağ. Lezzet bedenseldir, zevk ruhsaldır. Akıl ihtiyarla alakalıdır, irade kalple alakalıdır. Şimdi bu akıl daha çok hazıra muptelaktır. Veya biraz da genişlettirirsen mazihan istikbal o kadar. Ama kalp ise alemi gaybın el müzecidir, haritasıdır. Komple. Bu cihette baktığın zaman şimdi kalp kainatın Allah'ın dışında her şeyin haritasıdır derse akıl ne bulacak ki burada? Delili var mı? Bazı şeyler kabullenmeye değer. Yani peki nasıl kabul edeceğiz? Fizikteki gibi. Fizik müstakil, %100 mantıki ve kesin ölçülerle giden bir fen değildir ama onun üzerine bir yapmışız. Mesela kabullenmeye değerini söyleyeceğim. 0 santigrat derecede deniz seviyesinde 76 civa basıncı altında pi sayısı şu 3.14 kabul edilirse, kabul edilerek. Bu soruyu böyle çözmüyor muyuz? Tabii. Varsayımlarımız vardır önce. Kesinlikle. 0 santigrat derecede 76 civa basıncı altında deniz seviyesinde diye ön önermeler kabulle gidiyor. Bir tanesi çıkıp da ben bu soruyu çözerken hocam pi sayısının için 3.14'tür diyemiyor. Böyledir. Bazı şeyler çıkmaz olunca kabullenilmeye dayalıdır. Kimyada da öyle. İnsanın temelinde zaten bir nokta istinad etmek mecburiyeti vardır abi. Mesela bir kazaya karışan bir insan hastaneye kaldırıyorlar. Hastanede gözünü açtığı zaman ne diyor? İlk sorusu şu. Neredeyim? Hani ona bir nokta istinad verirsen onun ismini tanımlamaya başlayacak. Çok harika. Bak güzel bir örnek verdin. Hastanede ben neredeyim? Hangi zamandayım? Siz kimsiniz? Bir nokta istinad bulursan etrafını dönecek hemen. Ondan sonra çözecek. Çözecek mesela. Harika. İşte onun için böyle şey yapıyoruz. Mesela kalp haritadır. Akıl ancak onun aleyhinde olmadığına dair delilleri olmayınca kabul eder. Bazı şeyler öyledir. İlle delili olup gitmek değil, aleyhinde delil olmaması da delildir. Mesela Allah niye var sorulduğu zaman, niye yoktur sorusuyla cevap verir. Mesela Allah'ı niye görmüyoruz dediği zaman, niye görmemiz lazımdır diye sorusuna soruyla cevap verir. O cevap versin.
Ve kendi cevabı cevap olacaktır kendisine. Niye Allah'ı görmüyoruz? Yani gözükmesi lazım diyor. Peki niçin gözükmesi lazımdı Allah? Ve sen söyle bakayım, hangi şekilde olsun? Kendisi söylesin Allah bir şekilde giremeyeceğinden. Bütün şekillerin sahibinin bir şekilde olmadığını kendisi söylesin. Söyle bakalım Allah hangi şekilde olmasını istersin diye. Şimdi bu fizikteki gibi bazı önermelerle bakıyor bu. Mesela diyor ki küreyat simasında, ağ simasında. Şimdi ilk önce önermeyi verdi sana. Diyor ki dur hemen aklı sokma burada. Sima, biz insan siması biliyorduk. Tamam mı? Böyle gidecek. Sonra kalp işletince kalp bize lezzet alacak, zevk alacak. Sonra aklı da yanına alacak. Orada dilliler. Yani aklı hani çocuğu taşır ya annesi ve babası evet. Koluna tutar. Hani ya benim adımım etmiyor ama sen birisi çıkartıyor. Neticede çıktın. Ha, akıl çıksın da ortamdan baksın. Orada baksın. Bir de abi şu şekilde düşünsek nasıl olur? Nasıl? Ondan sonra size şey. Mesela şöyle İnna Allah'a ala İnna Allah'a halakar insana resuleti rahman. Rahim değil mesela. Rahman. Suret. Evet. Şimdi burada sima var. Burada insanın şey yaparken mesela Rahman noktasında değil de Rahim noktasında değerlendirecek birinci sırda. Hani güzel. Suretten konuşmayacağız biz bugün. Siretten konuşacağız. O yüzden akıldan ziyade kalbe nazır olacak bu ders. Bir de şey var yani mahiyet insani meselesi var. Mahiyet insaniye... Mahiyet insaniye mesela başında zaten şey diyor. Bismillah kainata baktım. Errahman küre yazsa. Errahim'den insanın mahiyet-i maneviyesine baktım. Bu ders daha ziyade mahiyet-i maneviye baktığı evet. için. Hani bir insan kalbinde ne kadar intibaha gelmişse o nispetle galiba bu şeyde istifadesiz ziyade olur. Pergeli batına koyacağız abi. Yes. Mantığı bu. Pergeli batına koyacağız. Ama de hep zahirden yürüyoruz abi. Şimdi sen batından yürüyeceğiz. Batını bir ders yani. Batını bir ders olacak. Yani kalpten, akıldan ziyade kalp. Ayaklarla basmayacağız abi. Şöyle biz artık uçmak noktasında batınla. O zaman o attın elini tutacaksın gel buraya evet. diyeceğiz. İnşallah. Şimdi de büyük mesele çok maneder. Batın kapısı diyor insana. Mahfiyet ve terk yananet de açılır diyor. Ne diyor? Batın kapısı diyor. Batın kapısı. Batına insan. Mahfiyet ve terk yananet. Mahfiyet nedir? Mahfiyet nedir? Mahfiyet usulü devlet etmesin sana. Kendi üzerine aldın. Usulü devlet hani üçüncü atfede diyor. Ma'asebeke seyah, ma'asebeke hasanatı femine Allah. Bunun öyle tevazu oluyor. Hayri insan Allah'tan bilmesi. O ayetin devamında وَمَا اَسَّبَكَ سَيَّتِكْ فَمْ يَنَفْسِكْ Usulü devlet etmesi ve mahfiyet oluyor. Mahfiyet ve terk yenaniyetle batın açılır. Batın saçma oluyor. Çok ilginç. Hani dünkü dersimizde enfusçilerin, batıncıların özelliklerinden bir tanesi de bu işte. Mahfiyet ve terk yenaniyet. Kusuru devri İhtar kısmına geçtikten sonra abi ikinci sırda devam ediyoruz. İkinci sır. Kur'an-ı mucizi beyan. Hadsiz kesreti mahlukatta tezahür eden vahidiyet içinde ukulu bulmamak için daima bu vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor. İkinci sırı tekrar okuyayım mı yoksa cümle cümle mi? Yok cümle cümle okundu bitti. Tamam. Kur'an-ı mucizi beyan, hassiz kesret-i mahlukatta tezahür eden vahidiyet içinde ukulü bulmamak için daima bu vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor. Okuyorum cümleden. Yanısını okuyorum abi. Yani mesela nasıl ki güneş ziyasıyla hassiz eşya ihata ediyor, mecmu ziyasındaki güneşin zatını mülahaza etmek için gayet geniş bir tasavvur ve hatalı bir nazar lazım olduğundan güneşin zatını unutturmamak için her bir parlak şeyde güneşin zatını aksi vasıtasıyla gösterir ve her parlak şey kendi kabiliyetince güneşin cilve-i zatısıyla beraber ziyası
harareti gibi hassalarını gösteriyor. Ve harper olan şey güneşi bütün sıfatı bütün sıfatıyla kabiliyetine göre gösterdiği gibi güneşin ziya ve hararet ve ziyadaki elvan-ı seba gibi keyfiyatlarının her birisi dahi umum mukabilindeki şeyleri ihata ediyor. Vahidiyet ve ahadiyet onun hakkında ne diyorsunuz? Baktınız mı? Vahidiyet Hasan abi, güneş misalini veriyor mektubatta. Güneşin bütün deniz yüzüne vermiş olduğu yani ısısı, rengi, bir hatası vahidiyet misal. Şu ses geliyor, ufak buraya. Vahidiyet misal. Güneş'in mukabil her bir parlak cisimlerin Güneş'in aksi misalini göstermişse ehadiyete misal. Yani Güneş vurduğu zaman deniz yüzüne, deniz yüzü komple aynı oluyor, bu vahidiyet. O parlak deniz yüzünün içerisindeki her bir damla Güneş'i gösterir, bu da ehadiyet. Yani diyelim ki bir ağaca bakarak Allah'ı anlamak için bunun bir vahidiyet tarafı var, bir ehadiyet tarafı var. Vahidiyet çitilesen bütün ağaçları yaratman lazım dünyadaki. Bu muhal bir şey yani. Okul burada boğuluyor. Yani, hatsız bir kesrettir bu. İmkansızdır. Ama tek bir ağaca bakarak da Cenab-ı Hakk'ın zatını ehadiyet çiğitiyle ehadiyet zatiyesi tek bir ağaçtan intikal edebiliyorsun. Bu çok suretli bir şey. Bütün ağaçları dinle dedin ama bütün ağaçları. Yani diyelim ki Cenab-ı Hakk'ın vahidiyetini, zat-ı vahidiyeti anlamak için vahidiyet noktasına bakıldığı zaman okul burada bu oluyor. Çünkü diyelim ki bütün ağaçları ihat etmen gerekiyor. Bu çok muhal bir şey, zor bir şey. Ama tek bir ağaca baktığın zaman zat-ı hadiyeti tek bir ağaçla sürdür bir şekilde görebiliyorsun. Ehad burada ne vazife yapıyor? Ehad, bak vahidiyet, vahdet, ehadiyet ve ehad. Bir de vahdaniyet, bir de vahdet değil mi? Vahdet. Doğrudur abi. Vahdet, vahdaniyet. Vahid, vahidiyet, ehad, ehadiyet. Altı tane. Altı tane olacak. Yani bir de ferdiyet var. O hariç. Tamam, şimdi peki. Hasan abi, şimdi şöyle bir durum var. Şimdi bunun hakikatine bir şey baktığımız zaman, şimdi Cenab-ı Hak vahidiyetiyle bütün esması, bütün aklar ve kainatı olan tasarrufu, vahidiyet. Yine bütün esmasıyla tek bir zihayeti olan tasarrufu da buna ehadiyet. Tek bir zat, evet. Ha. Yine bütün esmasının tasarrufu var, ehadiyetleri var. Ama tek bir zihayata veya tek bir insana olan teveccühü, yani tek bir insanın yanında haz ve nazır olması, tasarruf etmesi, bütün esmasıyla yine ehadiyet. Bütün esmasıyla bütün aktar-ı kainatta olan tasarrufu, hazır nazır bulunması her yerde, bu da vahidiyet cihetiyle. Fakat ehadde ve vahdette ise yani bütün her şey yine tek birisini gösteriyor yani vahid olarak veya ehad olarak. Yani diyelim ki bütün Cenab-ı Hakk'ın esması bizi hayatta bir insanda bütün esması tecelli ediyor. Yani o vahidiyet cihetiyle yani bütün esması tek bir yani zattan sudur ettiğini, tek bir zatın olduğunu gösteriyor. Yani her bir şey tek bir şeyi gösteriyor. Yani bütün yani insanın bütün azaları, bütün her bir şeyle tek bir zatı gösteriyor. Yok vahdette hat arasındaki ne dedim? Burada şey vahidiyeti anladım, ehadiyeti anladım. Yani bütün ağaç veya diyelim ki bütün esması bütünlüğü vahidiyet. Ama bir insanın gözükmesi ehadiyet. Değil mi? Peki ehadla vahdeti anlamadım ben. Yani her şey bir şey mi o dedin? Yani her şey bir şeyden çıkması. Her şey vahdet öyle mi? Çıkan bir şey ehad mı? Yok, her şey ki mahlukat kesret, hasıl kesret var. Tamam. Hasıl kesrette Cenab-ı Hak bütün esması bir tasarrufu var. Bütün her yerde bir tasarrufu var. Vahdeti söylüyoruz. Evet. Bütün esma tek bir yerden çıkıyor. Vahdetten çıkıyor. Yani bütün kainatın kontrolü, tasarrufu tek bir zatın elinde olması. O zaman bütün vahdet. Esmaların bütünlüğü vahidiyet, onun çıktığı yer vahdet, öyle mi? Ha. Bir daha. Bütün esmaların
bütünlüğü, yani bütün esmalarla tasarruf ediyor. Buna vahidiyet. Bu vahidiyet esmaların bütünlüğü ama çıktığı kaynak vahdet. Vahdet. O esmaların bir şahsa, insana gibi tecelli etmesi ehadiyet. Ehadiyet. Ehadiyet, ehad ne olacak? Ehada ne diyeceksin peki? Hani vahdet dedik, zata baktı. Ehad değil, aynı şekilde yine tek bir şahısta bütün esmanın bulunması cihetiyle, yine bütün esmaların tek bir zatı göstermesi. Ha, o zaman bütün esma bir şeye tecelli edebilmesi ehadiyet, o bütün esma bir yerde tecelli etmekten bir şahsiyet kazanıyor. Bu da ehad. Öyle mi İrfan? Sen farklı bir yorum vardı gibi geliyor. Abi şu şekilde, ehad benim batınım abi. Ehad? Benim batınım. Ehad batın. Evet. Ehadiyet ne? Ehadiyet benim batınımın bana bu batını verenle olan münasebeti. Hakikatine ishal ediyor. Yol, süreç. Ha, seninle Allah ilişkisi ehadiyet? Ehad'la vahid arasındaki münasebet ehadiyetle kurulur. Bir dakika. Ehadiyetten bahsedebilmen için abi, güneş ve deniz üstündeki parlak şey lazım. Akis lazım. Deniz yüzündeki bir akis var. Hı. Bir de güneş var ya. Hı. Güneş olmadan o akisi düşünemezsin. Tamam. İşte bu ikisinin arasındaki münasebeti sağlayan ehadiyet. O parlak şey mahiyeti. Yani oradaki parlak şeyin asıl güneşle olan münasebetini gördüğün zaman ehadiyet ihsal olmuş oluyor artık. Ehadiyet sürecin başlıyor senin. Müstakil olarak insandaki mahluk olmayan yönü insanın ehaddır. Ondan sonra ehadla vahid arasındaki süreç ehadiyet abi. Bu vahid ehadların bütünlüğü. Vahid? Ehadların bütünlüğü. Esmanın bütünlüğü abi. Bu esmanın bütünlüğüyle bu hakiki güneş var ya, güneşin vahdaniyet olduğunu üstad defaatle zikrediyor filmde. Vahdaniyet güneş diye. Güneşin kendisi vahdaniyettir abi. Bu esmanın bütünlüğüyle, şimdi deniz yüzündekine bütün şey bütünlüğü gördüğün zaman abi, bütün deniz yüzündeki bütün güneşlikleri gördüğün zaman burada bir vahid olmuş oluyor. Hı. Bu vahidin de hakiki güneşle olan münasebeti vahidiyet. Hı hı. Vahdaniyet ehad. Ehad'ın vahidle olan münasebetini ehadiyetle kuruyoruz. Vahidin de vahdaniyetle olan münasebetini vahidiyetle kuruyoruz abi. Bir de son şeyi söyle. Tekrar söyleyeyim. Yok, ha, bir daha söyle. Tek tek güneş kabarcıkları ehad. Ehad. Bu ehadların güneşi kabul ettiğin zaman ehadiyet süreci başlıyor. Ehad. Yani ehadla, parlaklıkla güneş arasındaki ilişkinin adı? Ehadiyet. Ehadiyet. Hep bir parlak ehad. Ehad. Bu parlakların bütün olup da böyle büyük bir güneş düşündüğün zaman denizin yüzüne komple bir güneş baktığı zaman bu vahid oldu artık. Vahid. Ehadların birleşmesiyle vahid oldu. Bu vahidin güneşle olan münasebeti vahidiyet. Vahidiyet. Eğer güneşi bunlardan koparırsan ehadlar müstakil, vahid müstakil olur abi. Sen de farklı oldun mu Mustafa? Şimdi ehadiyet, Cenab-ı Hakk'ın bütün esmasının ehadiyet cihetiyle insanın tecellisi. Fakat bütün esmasının tek bir yerde çıkmasıyla ehad. Yani bütün esmanın... Bu bir ters oldu biliyor musun? Seninkisi ilesi bu. Evet ters. Ters. Yani bütün esma tek bir yerden çıkıyor. Ehad'dan çıkıyor. Ben şöyle tanımlayayım esmasıyla size. Esmasıyla beraberinde oldu ehadiyet. Bir de sen dinleyelim abi. Yok, ben sizi tanımlayacağım, dur. Mustafa'yı söylüyorum, yanlış mı anladın? Mustafa diyor ki, zat vahid, vahdet, zat. O tekten çıkan esmalar var. Cemili Allah, Karibi Allah, Mucu. Bütün esmaları topla hepsini. Vahidiyet, zat, vahdet, çıkan esmalar. Vahidiyet. Ondan sonra o bir insana tecelli etti. İnsana tecelli etti. Bütün esmaların bir yerde tecelli etmesi ehadiyet. Çünkü külliyatta zat-ı vahid, zat-ı hadiyette ehadiyet tabirler çok. Dur ben söyleyeceğim. O esmalar bir insana tecelli etti. Ehadiyet. O tecelli etmekten hasıl olan bir şahsiyet kazandı. Bu da ehad. Doğru mu dedim size? Ehadiyet. Ehadiyeti söyledik ya. Bak. Zat, Allah, vahdet. Tamam. Ondan çıkan esmaların bütünlüğü
vahdaniyet, şey vahidiyet. Bir insana tecelli etmesi, hepsi orada tecelli edebilmesi, ehadiyet. O tecelli etmekten hasıl olan bir şahsiyet kazandı, bu ehad. Ehad, aynen. Doğru mu? Hı hı. Peki vahdaniyet ne var burada? Vahdaniyet de var bir de. Vahidiyet var, vahdet var, bir de vahdaniyet var. Nedir o vahdaniyet? Bende sıfatın bütünlüğü. He? Bende sıfatın bütünlüğü vahdaniyet. Vahdaniyet. Sıfat. Zat-ı sıfatlarlandır ya. Sıfatın bütünlüğü. Subut-ı sıfat değil de, zat-ı sıfatta vahdaniyet var mı? He. Var. Hı, var. O zaman bu meselemizin dışındadır. Vahdaniyet, kıdem, beka, vahdaniyet, vücut, muhalefetun lilhavadis, kıyas-ı bir nefs, onlar kıdem, beka onları söyledi. Bu demek ki zat-ı sıfat. Demek o sıfat oldu ki, aç. Şimdi senin söylediğin vahdet ve ehad şahsiyetlere verildi. Onların üzerindeki tecellilerden değişik ehad ve ahidet deniyor. Sen ise, seni tanımlıyorum. Mesela zat vahdet diyorsun. Vahdet her yerde. Vahidde de vahdet var. Ehad'de de vahdet var. Şöyle, güneşin her bir parçası su damlasının üzerindeki ehad diyorsun, evet. Sen diyorsun. Bu damladaki güneş ile semadaki güneşi irtibatlandırırsan ehadiyet, evet. Diyorsun. Evet. Güneşin, şey, denizin yüzü komple ayna olması vahidiyet. Bunu güneşle ilişkisine vahid, vahidiyet. Vahidiyet. Evet. Vahid, vahidiyet. Ters söyle, sizin ikinizinkisi farklı. Farklı. Evet, farklı. Benim mantığıma böyle oturdu abi. Defalarca okudum yani. Ehad zati isim değil mi Hasan abi? Ehad ismi. Ehad zati. Zati isim. Yani Allah'a izafele kullanılıyor ehad diye. Mesela ama, zati isimler var. Allah, Samet, Ehad. Vacibül vücud. Zata bakar. Ama sanki İrfan abi ise mahluka ehad diyor gibi geldi bana. O, yani ehad direkt Allah'a kullanılan, izafe edilen bir tabir olarak ben hatırlıyorum. O ise yani, mahluka ehad diyor. Evet. Bugüne kadar böyle konuştular ama ben öyle düşünmüyorum. Sen mi düşünmüyorsun? Ha? Ha, niçin? Ha? Çünkü bir sonsuzluk varsa insanda mahluk olmayan bir yön olması lazım. Ha, insanda da var burada. Evet. İnsanda mahluk olmayan bir yön olması lazım. O cihette değerlendirdi. Zaten ortaya çıkan sistemin, yani bu ortadaki bir sistemin güneşli olan münasebetini düşünmezsek zaten ehadiyet diye bir şeyden bahsetmeye gerek yok yani. Her şey müstakil, dağıtı için. Ehad onlara da ver. Herkes, her şeye ezeli de abi ondan sonra. Yani ya her şeye ezeliyet vereceksin, karışık bir şey, devamlılık, sürekli, kararsızlık. Ya da bir zattan tecellisi olarak düşüneceksin bu şeyleri. Şey ondan gelecek. Sende olan bir yön olmalı ki Cenab-ı Hak seni tecelli etsin yani. Şimdi genelde senin dediğini biz ehadiyet olarak tanımlıyoruz, evet. Tanımlamışız kendimiz de yani. Hep yani Allah ehadiyetiyle teşahhus eder diye insanlar. Geçen seneye kadar ben böyle düşünüyordum. Doğrudur. Külliyatta normalde ehadiyetli olarak sahabe üstad. Yani güneşin... İşte güneşi, ehadın, ehadiyetli olan münasebetini, güneşle olan münasebetini düşündüğün zaman bir seyirsülük başlayacak abi. O zaman ehadiyetten söz konusu olur. Yoksa eğer güneşle olan münasebet yoksa ehadiyet söz konusu olmaz ya. O hani parlak güneşlik var ya. Tamam. O güneşlik, güneş varsa ehadiyet var. Güneş yoksa ehadiyet yok. Diye düşünüyorum abi. Tamam. Zaten güneş yoksa tabii ki ehadiyet yok. Olmayınca zaten mevzu bahis olmaz ki. Ha, işte ben zaten onu diyorum. Eğer güneşle olan bir münasebet olacaksa bunu ehad, o zaman diğer türlü kuracaksın. Ehad da kuracaksın. Ona ehadiyet diyeceksin. Bir şahısta Cenab-ı Hakk'ın esmasını temerküz etmesine, cem olmasına ehadiyet diyeceksin. Sürece ehad diyeceksin o zaman. Mesela ikinci şurada Allah-u ehad diyor. Ama Allah-u ehad'i yani vahdet, vahdaniyet, vahidiyet, ehadiyetle izah ediyor. Onu açıyor komplesini yani. İşte Allah-u ehad, vahidiyet, ehadiyet gibi kavramlar olduktan sonra bir süreç oluyor işte abi. Onlarla yani açıklamam lazım. Allah-u ehad'dan sonra diğerleri ortaya çıkıyor. Ehad'dan işte temelde ehad var. Yani şeyde
şey kabarcıkta ehad var. Ehad'ın ondan sonra güneş doğan münasebetini izah etmek istersen ehadiyet ve vahidiyet gibi kavramlar ıslaha girmesi lazım. Peki şöyle bir bakımı, bir güneş düşünün, bir de ayna düşünün. Orada güneş gözüktü aynada. Evet abi. Bir de aynadan bu basit bir akis çıkıyor. Kağıt. Çıkıyor, kağıtta şekilleniyor. Kaç tane vücut oldu? Dört. Dört. Bir güneş, bir aynanın içinde ki gözüken şekil olan evet. Güneş, bir de aynadan parlayan, evet. Parlaklık. Ki o da fotoğraf makinesine geliyor, kağıda dönüştürüyor. Güneş, aynadaki ve bir de aynadaki şekil, evet. Bir de parlayan, üç, kağıda dönüşen, dört. Burada uygulayabilir misiniz? Evet Mustafa. Sen söyle ben de söyleyeyim. Güneş Allah desek. Ben söyleyeyim abi. Aynaya insan desek. Güneş abi bu şu tefekkür sisteminde şey yok. Zat yok abi. Yok. Sıfat var. He. Sıfat var. Sıfatta görünen var. Buradaki güneş vahdaniyet. Güneş vahdaniyet. Vahdaniyet evet. Güneşin aksi vahid. O güneşle o vahidi düşünürsen, münasebetini düşünürsen mecul süreci abi. Yani şu, güneşe vahdaniyet dedi. Evet. Aynadaki güneşe vahid oldu. Vahid oldu. Eğer o vahidi vahdaniyetle münasebetle yani sahip... aynadaki güneşle semadaki güneş düşünürse vahdaniyet diyorsun. Evet abi. Eğer bu süreci düşünürsen, yani vahidle vahdaniyet arasındaki süreci düşünürsen şey olur. Vahidiyet oluyor. Daha şey yok, kainat yok. Bunu kainat olarak düşündüğün zaman o ilk güneş şeyden sonraki akisten sonra parlaması var ya abi, vücutlar. Kainat ve insan olacak ondan sonra. Bu süreçte de işte kağıttaki şey ehad. Ehad'ın o aynı olan münasebeti de ehadiyet abi. Ben öyle şey yaptım. Yani bu şekilde tefekkür ettim. Şu anda külliyatı o noktaya nazardan okuyorum. Pek rahatsız etmedi beni bu tefekkürüm abi. Evet. Peki biraz da gidelim. Biraz daha gidelim. Çıkar. Hadi bak. Ya bir sana şey yapın abi. Yok çünkü iki tane şey çok hoşuma gitti. Yani farklı böyle. Ben buralarda bir şey yapmıyorum böyle. Evet. İki tane, üç tane fikir böyle çıktığı zaman... Kamera da çekiyor da şimdi milleti yanlış... Yok onu önü şey silerler. Tamam. Siliyor, o şey değil. Peki. Ondan sonra böyle zenginlik benim çok memnun ediyor. Yani bir şey beyan edip de insanlara yani bu timalarına, düşüncelerine şey vurmak hiç hoşuma gitmediği için evet. Ben kendi tespitlerimi pek müzakerede ancak olabilir mi diye söylüyorum. Ama böyle bir şey belirtsem benim de şey diye bu sefer insanlar o doğruluk üzerinde anlayacak. Evet. Mesela yürüyelim. Yürüyelim abi. Bak ama iki tane farklı şeyle yürüyoruz. Evet. Hani herhangi bir kayıtlanmadı. İmamlar ihtilafa düştü. He. Ve çok hoş bir şey ya. Yani devam et. O zaman şey yani mesela'yı tekrar okuyayım abi. Yani mesela. Yani anlamadıysan ifade edeyim bir üstad. Nasıl ki güneş ziyasıyla hadsiz eşya ihata ediyor. Mecmu ziyasındaki güneşin zatını mülahaza etmek için gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar lazım olduğundan güneşin zatını unutturmamak için Allah şeyde güneşin zatını aksi vasıtasıyla gösteriyor. Güneş ayrıdır, ziya ayrıdır. Ha? Evet. Ziya güneş Güneş ziya ile ihata ediyor. Evet. İşte ziya vahidiyet oluyor benim tefekkürümde abi. Evet. Ziya vahidiyet oluyor diyorsun. Evet. Güneşin zatını unutturmamak için her bir parlak şeyde güneşin zatını aksi vasıtasıyla gösteriyor. Her parlak şey kendi kabiliyetince güneşin cilve-i zatısıyla beraber ziyası, harareti gibi hassalarını gösteriyor. Peki Üstad 16. sözde ziyaya elvan-ı seba diyor. Evet. 7 tane renk. Orada sen basar ilim kudret diyor. Evet. Yani zat-ı sıfat değil de subut-ı sıfat olarak söylüyor. Değil mi? Evet. Ziyanın içinde hararet de var ama abi.
Hararet var, evet. Ha, yok. Hararet kudrete. İşte sıfat da var o şeyin ziyanın içerisinde. Zat-ı sıfat. Evet. Hangisi var mesela? Yok yok, şöyle abi. Güneşin kendisi zaten sıfat olduğu için çıkan esma oluyor. Ha, güneş, sen güneşe sıfat diyorsun. Evet. Ha, çıkan esma. Tamam, anladım. O kainat o şekilde renkleniyor işte. O yedi renkle kainat renkleniyor. Renkleniyor. Hı. Dedim ya, vahdaniyet şeydir. Şeyin bütünlüğü. Sıfatın bütünlüğü. Sıfatın bütünlüğü. Zaten zatı sıfattır. Daha hiç ihtilaf, evet, olmaz. Sıfatın bütünlüğü derken neyi kastediyorsun acaba orada? Abi şimdi bütün sistemlerde bir vahdet olması lazım ki, eğer vahdetin, yani ehadın içerisinde de bir vahdet olması lazım, vahidin içerisinde de bir vahdet olması lazım. Eğer bunlardan vahdeti kesersen orada şirk girer artık. Zaten külliyette 30. lemada, 22. sözde, 2. şuada ve muhtelif yerlerde, yani yerine göre bazı şeyler mana alıyor. Evet, evet. Yani sen bu vahdaniyeti bütünleyici olarak nasıl alıyorsun? Yani orada vücut da var, kıdem de var, beka da var. İşte bu sıfatın senkronize bir şekilde hareket etmesi de, çünkü zat değil sonunda. Sıfatın da birbiri tanımlayıp senkronize bir şekilde hareket etmesi, sıfatın senkronize bir şekilde hareket etmesi... Senkronize neydi ya o? Ya birlikte hareket etmek var abi. Bir uyum içerisinde hareket etmesinden mütevellit esma çıkıyor zaten abi. Esmanın birbirini tanımlayıp işte bir çorba gibi diyelim, hareket olmasından dolayı böyle bir kainatta renklilik oluyor. İşte bu Hasan abideki renklilik esmaların farklılıklarından işte. Hasan abideki esmaların farklılıklarının, bu esmanın bir aradaki birbirindeki münasebetin birlikte hareket etmesi, yekün hareketine hareket etmesi, birbirine şuurlu hareket etmesi, vahdet sistemi sayesinde oluyor işte. Buradan sen güneşi vahdaniyet dedin. Normalde burada zaten orada hakikate bağlıyor, aynen öyle de. Yani zat-ı serme diye ilahi ediyor. Yani güneşten maksat ekser Allah'a misaldir yani çok yerlerde. Vahdaniyettir abi diyor. Yani şu sistemde, çünkü şeyi tefekkür edeceksin ya abi. Kainat siması, arz siması, insan siması. Burada ne vardır? Şey vardır, sıfat ve esmanın şeyi vardır, tecellisi vardır. Uluhiyet vardır, rububiyet vardır. Şey Resul, bu senin dediğin her şeyi söyleyeyim de. Bu Allah diyor, Allah yerine koyuyor ama Allah'ın sıfatını kastederek Allah yerine koyuyor. Allah'ın mahiyeti, zatiyesini kastetmiyor. Mahiyet, zatiye yok burada abi, o yüzden. Güneşte koymuyor da. Hani mesela Allah, evet, güneşi şu misalde kullanıyor. Hayat, imana, peygamberimize ve Allah'a. Güneş misali 4 örnekle veriliyor. Bazen iman olarak kullanıyor. Bazen peygamber olan peygamberin. Bazen hayat, bazen de Allah. Ama Allah derken şeyini kastediyor. Sıfatlar merkezi. Çünkü oradan çıkan güneş elvan-ı sebat çıkıyor. Peki abi, bu güneşin ziya ve hararet de oluyor ya. Güneşin zatı ilahi olarak veya sıfatlarını da sıfatlar olarak almıyor mu? Tabii, mesela elvan-ı sebası diyor. Mesela ziya, salih söylüyor. Ziya nedir? Ziya, elvan-ı sebadır. Elvan-ı sebayı kendisi tanımladı. Zat-ı sıfat değildir. Subut-u sıfattır. Sen, basar, ilim, irade, kudret vesaire diyor. Bu demek ki ziya, subut-u sıfattır. Ziya. Çünkü içerisinin kendisi doğrudur. Daha zat-ı sıfat yok. Daha zat-ı sıfat yok. Sonra hararetini de kudret olarak söylüyor. Bir de ilmi şey diyor, nur diyor. Yani elvan-ı seba 7 tane renk, subut-ı sıfat. Hararetini kudret diyor. Ama çok ilginçtir, kudret de subut-u sıfattan olduğu halde kudreti ayrıştırıyor. Değil mi? Mesela subut-u sıfatta kudret yok mu? İlim, irade, kudret, sen, basar var. Ama harareti ayrıyeten kudret diyor. Ama ziyanın içindeydi kudret. İmtiyazlaştırıyor. O 7 tanesinin bütünlüğü ziyadır.
o ziya, yani güneşten gelen foton, fiziktik ya da foton, ziyadır, bir maddeye vursa, orada ortaya çıkan nura, yani ışığa ziya denmez artık, nurdur. Ve şemse ziya vel kamere nura. Yani ziya-i şemse kamere nur nispet ediliyor parlata bu ayette. Onu da ad nazar alın diye. Demek ki nur, zat-ı müstakil bir vücudu yoktur. Ziya gibi değil. Bu bir de benim şu anki düşüncem abi. Ben daha tam meseleyi bitirmedim. Yani. Başlıyorum ama bitmedi. Bittikten sonra atıklarıyla bir ders yapılır ya. Evet, devam edelim şimdi. Ha, ben şey ilgimi çekti. Güneşin ziyasıyla. Evet. Oradan mı tekrar? Güneşin ziyasıyla. Bir devam edeyim. Hasif eşyayı ihata ediyor. Mecmu ziyasındaki güneşin zatını mülahaza etmek için gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar lazım olduğundan güneşin zatını unutturmamak için her bir parlak şeyde güneşin zatını aksi vasıtasıyla gösteriyor. Ve her parlak şey kendi kabiliyetince güneşin cilve-i zatısıyla beraber ziyası, harareti gibi hassalarını gösteriyor. Ve her parlak şey güneşi bütün sıfatıyla kabiliyetine göre gösterdiği gibi güneşin ziya ve hararet ve ziyadaki elvan-ı seb'a gibi keyfiyatlarının her birisi dahi umum mukabilinde şeyleri ihata ediyor. Evet. Aynen oldu. Öyle de. Karıştırdık mı abi? Mesela. Aynen öyle de. Geçelim mi hakikaten? Dur Hasan abi bir şey diyecek mi acaba? Ziya'yla alakalı bir şey diyecek misin abi? Yok tamam. Yok ben şey için dedim. Ziya'yı da nazara alıp da böyle. Evet. Güneşin dışında bir şey ziya, güneş ziya ile ihata ediyormuş. Bu tanımlamalar çok acayip yani, çok ilgimi çekiyor. Güneş var, ziya var, ondan sonra nur var, elvan-ı seba var. Böyle aslında en çok hoşumuza giden bir şey de bu dersin de ana konusu. Şimdi Allah'ı tanımlarken alemimizde veya güneşin aslında hep kendimiziz burada. Kendini tanıma noktasında. Kâh Allah'la insana baktırılıyor. Kâh insandan Allah'a bakılıyor. Allah'ı tanımak kolaydır. İnsanı tanımak zordur. Çünkü Allah'ın peygamberi var, kitabı var, eseri var. İnsanın ne peygamberi var, ne eseri var. Ama şimdi de onu tanımak için kendi tanıman gerek. Evet. Yani dolayısıyla hem insan zordur, hem de insanın en başta çözülmesi lazım. Evet. Yani insan derken böyle et ve kemikle yürüyen bir kutu değil yani. Sandık değil. Ustad sandık diyor da insana, biliyor musunuz? Mesnevi Nuri'de sandık diyor. Vücut kafesindeki. Cebellerle dolu sandık diyor. Dima'ya mı sandık diyor abi? Dima'da da söylüyor. İnsana da sandık diyor. Hazinelerle dolu diyor bir tanesine. Bir tanesine cebellerle dolu. Bir tanesine akıl diyor. Bir tanesine şey. Yani Dima. Yani böyle güya Allah ile meşgul olurken hani bir şeyimiz var ya, bazen bu nedir'in cevabı ne değildir oluyor. Evet. Yani bazen Allah'a konuşurken aslında insanı konuşuyorsun. Mefhumu muhalifiyle, aynı darlığıyla. Burası da öyle yani. Evet. Yani bu dedi bir ihtardaki okuduğumuz gibi Rahman değil bu. Evet. Rahim bu. Rahim. Yani içi olan insana bahsediyorsun. İçi olmayan ceset. İşte bu Rahman. Kafir ve sokaktaki insanlar eşit. Batınsız. Zahir. Evet. Devam. Evet. Güneş harareti ve ziyadakine ölvan-ı seba gibi keyfiyatların her birisi dahi umum mukabilindeki şeyleri ihata ediyor. Öyle de. Velillahi meselül a'la.
temsilde hata olmasın. Ehadiyet ve samediyet ilahiye her bir şeyde hususan zihayatta, hususan insanın mahiyet aynesinde bütün esmasıyla bir cilvesi olduğu gibi vahdet ve vahidiyet cihetiyle dahi mevcudat ile alakadar her bir ismi bütün mevcudatı ihata ediyor. İşte vahidiyet için ukulu boğmamak ve kalpler zat akdesi unutmamak için daima vahidiyetteki sikke-i ehadiyeti nazara veriyor ki bu sikkenin üç muhim ukdesini irae etsin. Bismillah irae eden Bismillahirrahmanirrahim'dir. Bismillah, Allah, Rahman. Diyor ki velillah mesela Allah, Kur'an'ın 16. surenin 16. ayetidir. Ayettir bu. En iyi misali Allah veriyor. Evet. Kur'an'ın 40 icazından bir tanesi olayları, hadiseleri misallendirmesidir. Şimdi Kur'an'a çıkmıştır ilk. Yani ilime değişiklik vermiş. Biliyor musunuz yani? İlk olayları konuşurken veya düşündüğünü şekille düşünmek, düşündürmek, şekli dönüştürmek Kur'an'dan olmuş ki Kur'an'ın 40 mucizelerinden bir tanesi olmuş. Eskide yokmuş. Aynen bunun gibi denmiyormuş. Yokmuş. Kur'an'ın icazı temsilatında görünür diyor zaten. Evet. Şartıcı. Onun için söyledim. Burada ehadiyet ve samediyet ilahiye her bir şeyde hususan ziyaret. Ehadiyet ve samediyet. Kul vallahu ehad, Allahu samed. De ki Allah ehad'dır. Zat isimden yani. Ehad ve zatıdır. Samediyet çok farklı ciheti var Ramazan'da sana. Mesela 7 veya 8 miydi? 7'de veya 8'de indi. 8. lükte ben tecessüten tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek. Ne diyor, ne diyor, nereden? Tecessüten tezahür etmiş bir ruh vaziyetine giriyor. Tecessüten. Şimdi samediyete insanın iki cihet ayna darlığı var. İnsanın oluş vasıtasıyla. Yani bir her şeye her deyim, her deyim her şeye muhtaç olmakta bir ayna darlığı var. Bir de muvakkaten ihtiyaç duymamakla samimiyet ayna darlığı var. Hem ihtiyaç duymakla hem de ihtiyaç duymamakla. Acayip bir şey. Yani mesela Allah yemez ismince cinsel ihtiyaçları yoktur. Buna ayna darlık olması lazım. İnsan bunu da Ramazan'da yapıyor. Muvakkaten. İnsan. Ayna darlığı yok. Peki ötekisi? Her daim. Her daim Allah'a muhtaç. Sanki oruçta hiçbir şey muhtaç değilmişiz gibi bir... Yani bir normal bir ayna darlığı var, bir de ziddiyet noktasında. Ramazan dışında ziddiyet noktasında bir ayna darlığı var. Yani aciziz, fakiriz, muhtaçız. Sen her şeye muhtaçsın, o ise hiçbir şeye muhtaç değil. Ramazan'da ise, yani sen de muvakkaten ihtiyaç duymamakla, oruç vasıtası muvakkaten ihtiyaç duymamakla, birlikte samediyeti anlıyorsun. Sanki benim de bir şeye ihtiyacım yokmuş gibi, samediyete aynı oluyorsun. Yapmasam doluyormuş gibi. Peki tecessüden dedi değil mi? Ne demek tecessüden? Ceset değil mi? Ceset şekline girmiş manası. Casuslamış. Casus. İnsan Allah'ı casuslamış. Tecessüs olur abi. Tecessüs bak şimdi. Tecessüs casuslamak da şöyle yapmış. Tecessüt etmiş. Şimdi en güzel şekilde Allah'ı insan gösteriyor ya. Allah'ın ne olduğunu dediğim manada zaten mana itibariyle de değil. Evet evet öyle. İşte onun için benim o taraf çok hoşuma gittiği için en insan Allah'a gösterdiği için o manayı buraya taşımış. İnsan. 15. mektubalardan söyledim. Peygamberimiz için diyor ki alemi gaybı alemi şehadeti taşıdı diyor. Evet. Şimdi insan ise Allah'ı buraya taşımış. Mesela tövbe yani tövbe. Bunu herhalde bilensiler şu anda söyleyeceğimi. Bir şey söyleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim var ya. Rahman'a aynayız. Rahim'e dayım al aynayız. Allah'a ayna olabiliyor muyuz? Allah. Hiç düşündünüz mü? Evet. Olamıyor. Bak şimdi. Şimdi bizim bu yaşarken dünyada böyle bir itikadımız yok mu? Allah
her istediği olur, istemediği olmaz. Öyle değil mi? Öyledir. Amin. Böyledir. Her istediği olur, istemediği olmaz. Tamam, bunu koyalım kenara. Böyle itikat ettik. Bu itikat etmenin bir ücreti olması lazım. Böyle itikat etmenin bir ücreti olması lazım. Biz cennette her istediğimiz olacak mı? Evet. İstemediğimiz olmayacak. Evet. Ha bak. Aynı oldu. Şeyde de var. Bu dünyada da bir parça tadıyoruz. Mevhum rububiyetle abi. He. Mesela hayalimizde. Mesela. Hayalim. Şimdi ona gelecek. Dünyada bu var mı? He. Var. İç alemimizde tahayyül ve tasavvur itibariyle istediğimiz olur. Alemimiz, hayalimizde istemediğimiz olmaz. İstediğimizi halk ederiz. İlk istediğimiz ifna ederiz, yok ederiz. Aynadarlık oluyor. Ve bu da hayal olmuyor. Aynı, çünkü hayal hayal değil, hayalde olan da aynı. Aklın bir aptallığı var. Biraz aşağılamayayım da aklın bir özelliği var diyeyim. Hayal ile gelen resimleri dışarıdan göz ile gelen resmin ayırt edemiyor. Aynıdır. Aynı etkiyle tepki veriyor. Mesela açık saçık birisine baktığın zaman gelen resimle, çünkü akla zaten gözden de resim geliyor. Kadının kendisi gelmiyor ki. Evet. Gözden alınan resmi akla gidiyor. Hayalde var olan resmi akla gidiyor. İkisi de resim. Birisi iki devreli, kadından alıyor, göze getiriyor, gözden akla veriyor. Ötekisi zaten kadından almıştı o resmi, hayalinde var, onu akla veriyor. İkisi de resim gönderiyor. Başka bir şey göndermiyor ki. Dolayısıyla insan aklı verilerle çalışıyor. Ne verirsen o. Mesela derse gelmemek için 100 tane karar verdin, 100 tane sebep gösterir. Yok, gelmem lazım deyince 1000 tane sebep var. Gene. İşte bu Bismillahirrahmanirrahim Allah ismine de batını, ahirette ise zahir ve batın mazhar olunacak. İman eden. Evet, inşallah. Ben çok merak etmiştim bu isme de. Peki şualarda bunun delilimiz de var. Nur talebelerin çoğusu şöyle biliyor. Esma-i Sitte Risalesi var. Ferdun Kayyum Hakim. Hepsi İsm-i Azam zannediliyor. Bunlar İsm-i Azam değil. İsm-i Azam altı nurundan bir nurudur diyor. İsm-i Azam değil. Hazreti Ali'ye göre İsm-i Azam. Ustad, İsm-i Azam'ın altı nurundan bir nurudur diyor. Dikkat ettiniz mi? Peki ne yapıyor? Topluyor bu beş, altı tane ismi. Ferdun Kayyum Hakim. İkinci şu anda Allahu Ehad diyor. Ustadın İsm-i Azam'ın Allahu Ehad'da cevabı. Ehad'da değil, Allah'ta da değil, Allahu Ehad. Evet. Devam edelim şimdi. Bu Ehad, Allah'a Ehad'ın ne farkı var ki abi? Ne farkı var? Allahu Ehad. Allah olmadın. Yani Allah isimdir ha. Burada altı ismi azamın altı nütbesinin yedincisi diyor abi. Hakikati olarak evet. Ne diyor? Allah-u Ehad ismi azamına dair yedinci nütbeyi azam ve altı ismi azamın. Evet. Altı nütbesinin yedincisi diyor. Evet. Yani altı tane ismi azam var diyor, bu da yedincisi diyor buradakine evet. Göre. Ha, şöyle o. Kastamonu 199'da diyor ki hakikat İslamiyet var. Evet abi. Altı tane İslam iman esası, bir tanesi İslam esası toplamış, yedi ediyor. Bu altı tanenin yedincisi derken hakikat İslamiyi anlatıyor orada. Mevzu. Cem olmuş hali. Yani hakikat İslami insanı anlattığı için bunu kullanıyor. Sanki o Kastamonu'daki aynı bu. Yani İslam, hakikat İslamiyet dediği zaman iman da içerisinde yani. İslamiyet evet. Dediğin zaman iman esasları da içerisinde. Beş tane İslam esası tek sayılıyor, altı tane iman esası yedi. Şimdi ona denk getiriyor. Altı tane ismi azam deniliyor İmam Ali için.
Ama altın nuru. Orada salih söylüyor zaten. Hatırladın mı? Fert, hayum, hay isim, ismi azam olmadı. Söylüyor. Ne diyor? İsmi azam altın nurundan bir nurdu. Bak ismi azam değil. İsmi azam olmadığını zaten orada söylüyor. Yani buradan terse gitmeyeceksin. İsmi azam değil o. O zaman burada cem olmuş. Çünkü Allah ve ahad zata bakar. Fiili esma değil. Mesela hay gene fiil dünyası. Fiil. Fiil. Samettir. Samettir. Bunlar hep şey. Fakat Allah ve Samet ise zatıdır. Zata cem olmuş. Allah ve ahad. Hakikat insaniye haritası bu. Peki devam edelim. Edelim. Hazreti Mesih'e diye bir şey yaptı. Ama burada Rahman Rahim'i hep şer ediyor da Allah'a şer etmiyor. Evet. Hep şey yapıyor biraz böyle. Onu da sen anla diyor. He? Onu da sen anla diyor arkadaşlar. Yok onu da sen anla diyor evet. Onu da şey yap. Burada bitti mi bu? Tamam. Hep ikisi bir şey. Devam et abi ayet. Evet. Hususan. Nereden devam edeyim? Hususan insanın mayet aynasından değil mi? Aha. Nerede o? Onun ayetin altındaki. Bismillahirrahmanirrahim bitiyor abi bizde. Sen külliyat başka mı? Öyle de bir misal var ya ayetin misal. Temsil de hata olmasın. Oradan devam mı edin? Ha. Ha. Dedim yoksa ayet Bismillahirrahmanirrahim bizim külliyat bitiyor abi. Evet. Ehadiyet ve samediyet ilahi. Değil evet mi? Orası abi. Oradan devam edin. Ehadiyet ve samediyet ilahi her bir şeyde hususan zihayatta. Hususan İnsanın mahiyet aynasında bütün esmasıyla bir cilvesi olduğu gibi. Evet. Bütün esmasıyla mahiyet aynasındaki cilvesi. Bu 22. sözde o ehadiyet ve samadiyete mi değiniyor da? Nerede dedin? 22. sözde. Ne diyor? Ama paragrafı değil, bir şey yok orayı, uzun olmaması için. Kısa zaten o. Her bir zihayatta bir ehadiyet sikkesi, diğeri samediyet turası bulunur diyor. Ha bir dakika. Ehadiyet, peki sikke, tura, mühür, hatem farkı ne? Hemen onlar diyeceğim. Sikke çekirdeğe bakar. Sikke çekirdek. Mühür ağaca bakar. Mühür ağaca bakar. Yani hatem meyveye miydi? Meyveye bakar. Meyveye bakar. Turra batın. Batın harika. Bak tamam. Sikke ağacın kökü. Çekirdeği. Ağacın zahirisi mühür. Hatem meyve. Hatem meyve. Ağacın batınısı turra. Şimdi söyle. Bunu şimdi evet. Şakası olacak. Yoksa şimdi söyle ehadiyet. Evet her bir zihayatta. He. Biri ehadiyet sikkesi. Sikke bir dakika. Ehadiyet sikkesi çekirdeği götürdü. Diğeri samediyet turrası bulunur. Tura neresiydi? Meyve. Hayır, batın. Batını. He. Samediyet, batın, ehadiyet, kaynak, çekirdik. Çekirdik. Zira bir zihayat, ekser kainatta cilveleri görünen esmayı birden kendi ailesinde gösteriyor. Buradaki zihayetten kazıdı insan Allah'a. Evet. Adeta bir noktayı mihrakiye hükmünde hayy kayyumun tecelli ismi azamını gösteriyor. Hay ve kayyum. Adeta bir noktayı mihrakiye hükmünde hayy kayyumun tecelli ismi azamını gösteriyor. Hay sikkeye, kayyum turreye bak. Turreye bak. Batın evet. Batın. Öyleyse devamını da okuyayım abi. Hı. Bir coşkuyu. Ehadiyeti zatiyeyi muhi perdesi altında. Ne diyor bir de? Ehadiyeti zatiyeyi muhi perdesi altında bir nevi gölgesini gösterdiğinden bir sikke-i ehadiyeti taşıyor. Hem o zihayat bu kainatın bir misali musavarı ve şeceri hilkatın bir meyvesi hükmünde olduğu için kainat kadar ihtiyacatını birden kolaylıkla küçücük daire hayatına yerleştirmek samediyet turrasını gösteriyor. Ne demek yani? Yani o hal gösteriyor ki
onun öyle bir Rabbi var ki ona her şeye bedel bir teveccühü var, bütün eşyanın yerini tutar, bir nazarı var, bütün eşya onun bir teveccühünün yerini tutamaz. Peki şöyle bir fikir şey yapalım, dur orada, oynatma. Ehadiyeti sikke dedi. Evet, tamam. Samediyete tura dedi. Evet. Tamam, duruyoruz. Sikkeden ne çıktı? Kökteki çekirdeğe sikke dedi, ehadiyet dedi. Kökteki çekirdeği temsil eden ağaç meyve değil midir? Evet. Yani kökteki çekirdeğin temsil eden meyvedir. Evet. Meyvenin içinde çekirdek var ya. Taşıyor, evet. Çekirdekten ne aydı ne gayedir? Demek ki ehadiyetin cilvesi orada. Şimdi bir şeyde batın varsa, ağacın batını tura, samediyet dedik. Ağacın kendisi mülkü, samediyetin cilvesi oldu. Şimdi bak, o ağaçta maksat şeceri hilkattır. O meyvede maksat insandır. İnsan ehadiyeti, şeceri hilkat, samediyeti. Böyle doldur, şey yapılıyor. Fikir şeyliği imal ediyor. Şurada tam hülasa ediyor iki satırda. Demek ki diyor bak, her bir zihayatta bir sikke-i ehadiyet, bir turra-i samediyet vardır. Evet, her bir zihayat hayat lisanıyla kul huvallahu ehad, Allahu samet okuyor. Bu ne lisanıyla? Hayat lisanıyla. Bak, hayatın kul huvallahu ehad, Allahu samet, hayat lisanıyla. Bu iki sikkeden başka bir kaç pencereyi mühimmede var. Başka yerde tafsir edildiğinden iktisar edildi. Perde altında muhi var abi. Ağacın perdesinin altında muhi var. Ortaya çıkan ağaç hayat oluyor. Meyve de hayat, ağaç muhi hayat. Perdesi altında dedi ya. Evet, muhi perdesi altında. Muhi'nin altında bir her şeyi hayatlandırıyor yani. O perdenin altında gösteriyor. Gölgesi. Kainat bir gölge. Yani ne kadar acayip işliyor külliyat değil mi? Böyle ne kadar bilerek adım atılıyor. Çekirdeğe, sikke, ehadiyet. Meyveye sen intikal edeceksin. Meyve onun şeyidir. Onun neticesidir. Ağacın batının da dışa vuruşudur ister istemez. Dışa vurmuş. Samediyet. Tamam mı? Samediyet. Kainatta samediyet. İnsanda ehadiyet. Ama insan cem ettiği için yani zatını mulhaza ettiriyor. Kainatta zat yoktur. Allah'ın zatının tecellisi yoktur. Allah'ın sıfatları vardır. İlim, irade, hayat. Değil mi? Ama zatı insanda. Allah'ın zatı kainatta yoktur. Sığmadım kainata. Beni seven mümini kalbine sığdım. O şeyde mi okuyorsun? 23. söz. 22. sözün ülemasının sonu. Deli bir yer abi, ülema. Enteresan bir yer. Çok enteresan bir yer hakikaten. Şurada bir yer var, biraz parçalan Hasan abi. Mahiyet insan ile alakalı. Dedim mi? Mahiyet, insanın mahiyet aynasında bütün esmasının bir cilvesi olduğu gibi. Bak, bir de söyle. İnsanın mahiyet aynasında bütün esmasının bir cilvesi olduğu gibi. Kim? Allah. Allah'ın. Bak, mahiyet ayna. Mesela şöyle diyeyim. Bu kainat ayna mıdır? Ayna, öyle diyor. Ne gözüküyor aynada? Esma gözüküyor. O zaman ayna nedir? Bak, kainat ayna. Esma gözüküyor. O zaman ayna sıfattır. Burada da mahiyet aynasında esmalar gözüküyor. O zaman mahiyet nedir? Sıfata bakar. İnsanın mahiyeti, zatı ve subutu sıfatları tazamun ediyor. İnsanın hakikati esmaları tazamun ediyor. Ayağım kusura bakmayın. Yapamadığım için ağrıyor, onun için uzatıyor. Esmaları gördüğünüz zaman veya hakikat deyince, insanın hakikati, mevzunun hakikati deyince, hakikat kelimesini görünce hemen pergeniz esma menşeli düşünün. Mahiyet deyince sıfat menşeli düşüneceksiniz.
Bak, mahiyet aynasında esma gözüküyor diyor. Evet. Bu lemahatta abi samediyeti tevhid-i rububiyet ve tevhid-i kayyumiyet diye ifade ediyor. Samediyete. Ha. Ne diyor? Allah-u Samet. Var ya. Diyor ki mesela üçüncü cümle Allah-u Samet'tir. İki cevheri tevhide sadeftir. Birinci dürü tevhid-i rububiyet ne demek diyor? Evet, niyazımı kevn lisan eder ki la halika illahu. İkinci dürü tevhid-i kayyumiyet. Evet, ser eser kainatta vücut ve hem bekada müessire ihtiyaç lisanı ile der ki la kayyume illahu. Yani samediyeti burada tevhid-i rububiyet ve tevhid-i kayyumiyet diye. Aynı doğru. Rububiyet Rablığı. Uluhiyet ise ehad. Ehad'ı anlatır. Allah'a, Allah uluhiyet tarafıdır. Rububiyet, kayyumiyet tarafı, samet tarafıdır. Vücud haricileri noktası. İnsan camiyeti ve şeceri kainatın en münevver meyvesi olduğundan bütün kainata cilveler tezahür eden Esma-i Hüsna'yı birden aynı yolunda gösterebilmesi cihetiyle. İnsan, bütün kainatta gözüken Esma bütününü aynı yolunda gösterebiliyor. İnsan. Gösterebiliyor. Ha, aynı. Bakın Esma gözüküyor aynada. Ayna ayrıdır, aynada gözüken ayrıdır. Gözüken esmadır, gösteren sıfattır. Ama şunu sana bakın ya, şimdi oraya hapsolmayalım aynen sen. Bütün kainatta cilveleri gözüken Esma-i İlahi bütününü kendi aynasında gösterebiliyor insan. Buradaki noktayı mihraki Allah-u Alem o insanın mahiyet manevisini kastetti. Hani dedi ya, Hayy-i Kayyum tecelli evet. ismi azamını gösteriyor. Evet. Şimdi gösterebilme, birden gösterebilme kabiliyeti sahip. Yani öyle bir camiyeti var insanların. Fakat ne diyor? Yani ruh külliyete müstahit ya. Cenab-ı Hak tecelli zatıyla ve Esma-i Hüsna'nın azami mertebede nevi insanın manen en azam ferdine tecelli azam, tecelli azam tezahür eder ki bu tezahür ve tecelli Miracı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam sırrıdır ki onun velayeti risaletine mebde olur. İşte Peygamberimiz buna muvaffak olmuş. Tecelli azam tezahür et demiş. Kendi alem mahiyetinde. Mahiyet aynasında. Şöyle devam edin. Yani cilvesi var. Fakat onu işte tezahür etme meselesi. Nasıl olacaktır? Yani kalp ne kadar intibahı gelirse ne kadar istikamette kullanırsa festakın ümit. Mahiyet ve mahiyet-i maneviyi hiç tefrik edebiliriz mi? Sual. Mahiyet ve mahiyet-i manevi. Ben hiç şey yapmamışım. Tefrik düşünmedim de ben hiç. Mahiyet ve mahiyet. Mahiyeti zaten şey diyor, açığı zahir olarak söylüyor. Yani aç, fark, noksan, kusur, mahiyet, insanın mahiyeti diyor. Bu dört şeyden oluşur diyor. Zaten mahiyet insanı birdir, insanı gayri mümkündür. Mahiyeti manevisi de buradaki manevi cihetleri Allah-u Alem. Mahiyeti manevi cihetleri insanı. Az fakirin acaba esma ciheti midir? Mahiyet. Zıddiyet noktasında aynı adamlar var ya insan. Mahiyet insaniyede. Mahiyet insaniyede. Yani aziyle bunu... kudretine mesela. Tezahür etme için, ettirebilmek için gelmiş insan sana bir kainat. Yoksa bir kova olarak gidecek. Zaten ihtiyaç da yoktu ki bir kova. İşte bu ettirebilmek şeyi var ya, batın cihetiyle söylüyorum. Bunun insanı bu aktif ettirecek bir sistem gerekiyor. Zıddiyet noktasında, adem. Alemleri adına temsilci. Onun adı da şeytan mümessildir. Aslında sistemin adıdır. Adem. Alemleri var ya, Celal. O bunları ektirebilme zeminsiz zemini, çünkü vücutsu Adem'in vücudu yok. Günahların da yok. Günahların şeyi yok Adem'e gittiği için. İşte bu aktif olması için böyle bir sistem konmuş. Yani şeytan böyle düşünürseniz külliyet kesbeder düşünceniz.
Böyle bir adam var da beni kandırmak istiyor da. Beni cehenneme atmak istiyor, günah işlettiriyor. Mülktekiler hepsi bu doğru. Ama bu bunun gibi düşünmeyin bu kadar. Böyle ciddi şey... En azından bu derste düşünülmemeli. Yok, bu derste nakıs olur ve cılız olur. Yani bakın, cehennem bir şey değil, Adem alemleri adına, değil mi? Cehennem der şey çalışmış ama bunu anlatacağım der. Cehennem Adem alemleri hesabına çalışıyor ya. Adem alemlerine de cehennem çalışıyor, günahlar da buraya çalışıyor, şeytan. Şeytan bir mümessili gerekiyor ama sistemin adıdır. Şeytan tabii. Için şey de diyor sana bir 13. lemada. Makasid-i şeytanın ucunda, makasid-i külliye-i hayriye ve kemalat-i insaniye vardır. Vardır. Makasid-i külliye-i hayriye ve kemalat-i insaniye var. Şimdi bugün niçin söyledim? Ne alakası var şeytanla? Bu tek aynasında bunu gösterebilmesi, bu sistemin aktif olması lazım. Yani bu sistem, bizdeki o anahtar aktif olacak bizde. Adem alemleri de bizde var ya. Mekanizmayı aktif ederdi ya, birinci şey, işareti değil, 13. zamanı. Şeytan bu şartı o çalıştırdı. Bak şeytanın vücudunda iki tane şey var. Makasid-i hayri-i külliye, kemalat-i insaniye. Kemalat-i insaniye var bir yerde desem, vaaz etsem cumada. Kemalat-i insaniye vardır şeytanın vücudunda, varlığında. Allah Allah ya. Çünkü kaldıramaz diye çünkü şey tarafıyla başlıyor. Hep mülke, hep mülk tarafından bizi günah atan, işte hiç böyle basit olmamak gerekir. Böyle Allah da böyle bakmak lazım yani. Bir Allah bir şey var, her şeyi yaratmış güneş gibi. Orada duruyor, bakayım ha güneş gibi düşünün. Yukarıdan aşağı, ağaçlar ne yapıyorsunuz lan? Çiçekler falan, böyle değil ya. Yani. Ustad da şey diyor zaten, Adem Aleyhisselam cennetin ihracına tavzif. Tavziftir diyor. Hikmeti tavziftir diyor. Yani bak cezalandırmak nerede? Tavziftir diyor. Bak Adem Aleyhisselam ceza aldı diye sohbet ediyor. Ne yapalım? Cenazede öyle bahsediyoruz. Cumalarda da bahsediyoruz. Ha bak inin aşağı dedim diyor. Bak, tavzifi de aşağıda ne güzel izah ediyor değil mi? Evet, mektubatta. Evet, çok. İsmaillerye aynadırlıklasın. Kim? Ha. Bak Adem Aleyhisselam cennetin ihracı diyor. 13. lemadaki bu. 12. 12. 12. Tavzif, he? 12 mektup. Mektup. Tavziftir diyor. Hikmeti tavziftir diyor. Lan illeti söylemiyor bak. Yani Allah emretmiş ama hikmetini söylüyor. İşte malum günahla ihraç edilmesi diyor. Ama tavziftir. Esma ile aynı darıcı yetinmiş. Acayip bir şey yani. Ama cezalandırmak değil. Ben o ilgimi hep çekeriz. Cezalandırmak değil, tavziftir diyor. Vazifelendirilmiş. Kovuldu diye hep söylerler dediğim gibi. Evet. Yani cennetten kovuldu. Öyle tarif ediyorlar. Demek ki bu asıl insan hakikaten insanla faydalanamazsa hadisin ifadesi cahil ölümüne gidecek yani. Evet. Asıl imamını tanımayıp ölen cahili ölümüdür. Mesela bir de şey düşünün. Adem Aleyhisselam ile Havva Aleyhisselam arasında birbirini tanıyana kadar yani buluşana kadar bir rivayete göre Hindistan'a Serendip Adaları'nın bir tanesi de Yemen tarafından kadın. 300 sene, başka rivayette 600 sene geçmiş. Ondan sonra, şimdi 300 senede, 150 senede. Dünyada insan yok, petrol ofisleri yok, fırın yok. İnmişsin, tamam mı? Bir dünya hiçbir şeye benzemiyor, ahiret hiç benzemiyor mu? Ya uçamıyorsun, istediğin olmuyor. Düşünebiliyor musun? Ben şeyi anlatmaya çalışıyorum. Adem Aleyhisselam'ın hislerinin ki onu mazar o olan esma inkişaf etsimizde. Şimdi cennete bir anda istediği gibi oluyordu. Her yerde olabiliyordu. Elbise derdi yok, sayı yok, şu yok. Geldin bu zindana cennete göre. Yürümen lazım. Ekmen lazım. Emek göstermen lazım. Onun psikolojisini bir düşünün. Hevasını aktif edecek havası yok. Ama hava validemiz hevasını aktif ediyor diyor. O yok. Şimdi ona mı acısın? Kendisine mi? Bir de burası neresi? Burası neresi? Bu nedir yani? Akşam oluyor. Cennette akşam yok.
Üşüyor, böyle bir şey yok. Yanına yok. Onun psikolojisini öyle bir düşünsene ya. Ben bir ara şeytanın psikolojisini düşündüm de. Acaba nasıl, ne sekilmeyelim, devam. Yani insan noktayı mirakiye denince, ister istemez şeytanı da, şimdi noktayı mirakiye denince şeytansız bu zemberek var ya saatin bir sürü çaklarını. O kuruyorsun ya, adeta zemberek gibi. Orada sanki şeytan bilmeyen gayri ihtiyarın o hayrı hesabına çalıştı. Yani dedi ya, evet. Eğer sen bu ağacı yersin, dedi, ebedi olarak burada kalacaksınız yani. Evet, o ağacı yediler ama ebediyete masal oldu da o bir sürü insan var. Evet, bir sürü insan, biz mesela çıktık. Şeytanın bu telkin olmasaydı ben olmayacaktım. Sizi bilmiyorum ama ben olmayacaktım. Rahmet noktasını düşünemiyor şeytan. O için hep menfi cihetini gördü yani. Rahmet noktasını göstermedi Cenab-ı Hak şeytana. Yani şeytan bu cihetini görseydi yedirir miydi ağaçtan? Yedirmezdi. Yedirmezdi yani. Rahmet mesela Bey Gazali, İmam-ı Rabbani, Geylani, efendim İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi meyveler verdiğini bilseydi geleceğe ait. Benim şu hareketimle İmam-ı Rabbani Bediüzzamanlar, Muhyiddin Arabiler, şey onu demeden şey yapmayacağım, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, ümmetimi, imanı bir tarafı bulunuyor. Bunları meyve verdiğini bilse acaba şeytan tekrarlaya hakikaten yapar mıydı? Rahmetten kovuluyor ya, rahmetten kovulduğu için rahmet cihetini göremiyor hiçbir şeyin. Hep menfi cihetini görüyor. Evet, çok güzel. O kadar kafas çarptı zaten secde de derdi abi. Zekiydi, aklı yoktu. Hadi bakalım, devam. Demek ki burada başta neyle kaybetti, benliğiyle kaybetti ya şeytan. Şeytanın Hallancı Mansur'un bir şeyi var sana, duymuş musunuz? Şeytanın? Sekaratı bir münazaraları var. Hadi söyle bakayım neydi, merak et. Şeytan dedi ki Hallacı Mansur'a sen de ben dedim, ben de ben dedim dedi. Ama sen de rahmete mazhar oldun, ben de azaba mazhar oldum. Bu adalet mi demiş? Hallacı Mansur dedi ki doğru diyorsun. Ben diyerek kendimi kovdum, sen diyerek kendini koydun dedi. Evet. Ben derken önüme o vardı diyor. Sen işte ben derken önüne kendini koydun. İkimiz de ben dedik ama ben de neyi kastetti? Evet, şimdi devam edelim. Samediyet. Evet. Vahdet ve vahidiyet cihetiyle dahi. Gene önümüze çıkıyor bu işte. Evet. Yani 60 tane tabir var ben ortalama. En fazla diyeyim. Külliyatta. Mesela sır. Aymışı bu. Ehad. Daha diyelim bir gün. Bunlar 60 tane ancak şey. Bunlar çözülürse külliyatın sırrı bu. Tadından yenmez daha. Evet. Öyle derler ya. Bak ha şimdi gene ehadet gel. Vahdet geldi önüne. Oku. Vahdet ve vahidiyet cihetiyle dahi mevcudat ile alakadar her bir ismi bütün mevcudatı ihata ediyor. İşte vahidiyet içinde ukulub olmamak ve kalpler zat akdesi unutmamak için daima vahidiyetteki sikke-i hadiyeti nazara veriyor ki o sikkenin üç muhur ukdesini ira eden Bismillahirrahmanirrahim'dir. Vahidiyetteki sikke-i hadiyet. Şu anlardaki üç tane şeyi zikrediyor ya burada. Şuradaki. Vahidiyet ve ehadiyeti ve onun arasında da vahittir diye bir bağlantı kuruyor. İkisini bağlayan. O nasıl güneşin ziyası mukabilindeki umum eşyayı ihata etmesiyle vahidiyeti bir misal olduğu gibi. Yani buna güneşin ziyası zemin yüzünü ihata etmesi vahidiyet. Parlak ve şeffaf her bir şey dahi kabiliyetine göre güneşin hem ziyasını hem hararetini hem ziyasındaki yedi rengini hem aksi misalini almakla ehadiyeti bir misal olduğunda elbette o ihatalı ziyayı gören adam, o ihatalı ziyayı gören adam ne diyor? Arzın güneşi vahittir, bir tektir diye hükmeder diyor. Vahittir. O zaman burada vahit zattır, ondan çıkan şu ziyalar vahidiyettir. O zaman zat vahittir. Burada dediğine göre. Ondan çıkan ziya
vahidiyettir. Ne güzel. Şeyde her bir parlak şeyde olması ehadiyettir. Ehadiyet. O onların toplamı ehad. Onların toplamı ehad. Ehad. Onların toplamından çıkaracağız. Güzel şey yapıyor abi. O nasıl söz mü? Yok. Bu Ayetül Kübra eski baskıya göre 169 ikinci hakikat. Çok güzelini tabir etti yani. Evvel hükmeder diyor. Evet. Normalde senin buradaki tabir adınca şu cihetini söyledin. Tam güneşin ziyası vahidiyettir. Doğru. Ama o vahidiyetler vahide işaret ediyor. Yani o parlak şeyler de ehadiyettir. Ehadiyetler de ehade işaret ediyor. Yani buradaki manaya göre yani. Burada kamiyetle düşündüğümüz zaman. Şimdi ben dediğime de ters olmadı gibi. Yine ben mi farklı düşünebilmiyorum ki? Tekrar bunun dediği oldu şu anda. O parlak şeyleri ehad dedi. Senin dediğin de aynı oldu. İkisi de birleşti. Ben tanımıyordum. Bir şey sözünü kesin de abi. Az önce bir yerde mi okuduydun? Yani vahdaniyetiyle ispat eder diye bir tabiri kullandı. Yani zat-ı sevmedi. Vahdaniyetiyle izah eder diyor. Evet. Orada da doğru söylüyorsun. Olması gereken zaten o. Buyur abi siz söyleyin şimdi. Doğru aynı şey söyledi. Şimdi bu Mustafa dedi ki ilk önce o şeyi söyleyeyim. Şimdi bir vahid, bir zat var diyor. Vahid. Bu şimdi İrfan öyle diyor. Hı hı. O vahidden çıkanlar vahdaniyet. Her bir şeyde parlakta gözükmesi adiyet. Mesela güneş düşün. O İrfan ehad demişti. O parlak şeylere damladıkları ehad demişti. Ha, yani her damla ehadiyet. O ben orada şey yapmadım yani. Çünkü buradaki... Ehad mı? O ehad demişti. Orada bir şey oldu abi. Ha. Bir tezat oldu. Ama burada ehadiyet kullanıyor ya, sahri ifade olduğundan dolayı ben oyuna şey yapmadım. Tamam, tefekkür edin. Tekrar oku orayı. Bir daha oku. Nasıl güneşin ziyası mukabilindeki umum eşyayı... Burayı okumadan mektubatı var mı? Var. 20. mektubu aç. İstersen o gelene kadar oku bir daha. Bir daha oku. Ah. Umum eşyayı ihata etmesiyle... Bir daha dur. Sen 20. mektubu ne kadar? Şey mi? Ehadiyet var diye yerine mi açın? Oraya. Sen bir daha oku Resul. Eski baskı göre 233 olması lazım. Tabii. Bakayım tamam. Bir daha oku Resul hadi. Nasıl ki güneşin ziyası mukabilindeki umum eşyayı ihata etmesiyle vahidiyete bir misal olduğu gibi parlak ve şeffaf her bir şey dahi kabiliyetine göre güneşin hem ziyasını hem hararetini hem ziyasındaki yedi rengini hem aksi misalini almakla ehadiyete bir misal olduğunda. Ehadiyet. Elbette o ihatalı ziyayı gören adam. Şimdi ihatalı ziyayı gören adam. Kainattaki arzın güneşi. Vahittir. Vahittir. Bir tektir diye hükmeder. Kainata baktıktan sonra bunu söylüyor. Umum şeyler işte. Evet. Ehadların bütününü gördükten sonra abi. Vahid yani olur. Ehadiyetlerin yani. Ehadiyet güneş olur. Ehadiyet ne zaman olur abi? Güneş varsa olur. Yoksa ehaddır onlar. Her şey o olması zaten bu mevzu bahis işte, olma zaten. Şu an onu konuşuyoruz ya. Ehadlar güneş var, güneş olduğu için ehadiyet üzerinden konuşuyoruz ehadları. Ehadiyetlerin bütününü gördükten sonra bunlar vahiddir diyor. Tamam doğru. Bunlar bir güneşten gelirse vahidiyet olur. Bu tamam, benim dediğim gibi oluyor. Doğru. Yani o oradaki parlacık şey ehad demen biraz şey tezatta gibi. Mahluka ehad dedin ya, biz size zat olarak yani Allah olarak düşündüğümüz için. Yaratan şey ehad demedi. Farklı geldi yani. Ehad demen yanında bir tezatlık var yani. Yoksa doğru dediğim mantık doğru. Ehad'ı nereye koyacağız abi o zaman? Yani ehadiyetlerin bütünlüğü ehad'a gidiyor. Ehadiyetlerin. Vahide gidiyor diyor ama. Vahid olur diyor. Ehad olur demiyor. Öylece o zatı isimler ise zatı olarak düşüneceğiz öyle şimdi. Çünkü zatı isimler. Daha Hasan abi de dedim de bir de fert de ferdiyet var bu işin içerisinde. Bir de onu nereye koyacağız? Yok onu hiç karıştırma. Şimdi bak vahid zat oldu burada. Ondan çıkanlar vahdaniyet oldu. Her bir parlak şeyde ehadiyet oldu. Ehadi nereye koyacaksın şimdi diyor. Ya tabii yani burada bu şekilde alıyor abi. Artık öbür tarafa bakarak, ikinci şuaya bakarak onu şey yapmak lazım, bulmak lazım. Yani buradaki manaya göre diyorum ben yani. Anladım. Sen oku bakayım mektubattaki. Sol altta, en altta.
Bu yeni külliyat ya abi. Altıncı fıkra hişmetühü fizeke ibaresidir. Meali şudur ki, yani kainatın heyet-i mecmuasında tezahür eden haşmet-i rububiyet, vahdaniyet-i ilahi ispat edip gösterdiği gibi, zihayatların cüz'iyatlarına mukannen erzaklarını veren nimet-i Rabbaniye dahi ehadiyet-i ilahiyi ispat edip gösterir. Devam ediyorum abi. Burası değil ki ya, ben güneş misali. Var ya, güneş misali veriyor en altta. Ha burada o şu. Oku bakayım şey. İşte şu fıkra, kainatın tasarruf eden haşmet-i rububiyet. Hı. Koca güneşi zemin yüzündeki zihayatlara. Yok, üstteki de bu. Güneşin ziyası bütün zemin yüzünü ihata ettiği haysiyetiyle vahidiyet misalini gösterir. Burayı evet. Değil mi abi sen? Evet, evet. Ve her bir şeffaf cüzde ve su katrelerinde güneşin ziyası, harareti, ziyasındaki yedi rengi bir nevi gölgesi bulunması ihadiyet misalini gösterir. Her şeyden, yani her bir şeyden hususan zihayatlarda, zihayatta ve bilhassa her bir insanda o sahnenin ekser esması onda tecelli ettiği cihetle ehadiyeti gösterir. Oradakinin aynısını da. Yani şimdiye kadar mesela abi yüzde tamamını bir okudum. Şu an yüzde 20'nin kısmını yine tekrar okudum işte bu toplamaların. Şeyi yok yani şu an benim dediğimi ters bir şey yok. Yani tabii yüzde 80'lik kısmı bir daha tamamlayın. Üçüncü kez bir daha verin. Şimdi bir derdim. Şeye kadar gittin ama bak, sen... Şurada bir ehadden bahsediyor abi, şu cümleyi okuyayım. Evet diyor, Halık-ı Vahid'den başka kim güneşi arzdara musahhar bir hizmetkar eder? O vahidi ehadden başka kim havayı elinde tutar? Pek çok vazifelerle tavzif edip ruh-i zeminde çevik çalak bir hizmetkar eder. Ve o vahidi ehadden başka kimin haddine düşmüştür ki ateşi aşçı yapsın ve kibrit başı kadar bir zerrecik ateşe binler batmana eşyayı tuttursun hakeza. Bir de şu var abi. Yani vahid isimdir. Esmadır yani vahid. Evet. Ama ehad ise zat-ı isimlerde sikredi ya, emirdar layıkası. Zat-ı isimdir. Zatına bakan isimlerdir yani. Ha, vahid isimdir. Ehad de isim ama ehad zatına bakan isimlerdir. Evet. Çok kısa bir paragraftır. Okuyayım mı abi? O bir işaret duyacağız lan. Diyor ki, İsim kelimesi, biliniz ki zat-ı vacibül vücudun binbir esmasından bir kısmına esma-i zatiye denilir. Ki her cihette zat-ı akdesi gösteren adı ve ünvanlarıdırlar. Bu önemli. Her cihette zat-ı akdesi gösteren adı ve ünvanlarıdırlar. Allah, Ehad, Samet, vacibül vücut gibi çok esma var. Bu isim, Ehad. Bak ne diyor bunlar için? Her cihette zat-ı akdesi gösteren Allah'ın adı ve ünvanıdırlar. Sonra Allah, Ehad, Samet, Vacibül Vücut diye sayıyor. Buydu. Bir kısmı da var ki esma fiiliye tabir edilir diye devam ediyor. Biz bunu okumak istedik. Burada her cihetle Vacibül Vücudu gösterir dedi abi. Yani her nereden bakarsan. Ama vahidiyetle baktığın zaman yani bir icraattan bir intikal var sanki orada. Vahidiyetle baktığın zaman yani bir ama icraatından bir intikal var. Ama ehad deyince direktmen zata intikal yani Samet, Allah, Rahman bunlar direktmen zatı intikal ettiriyor yani. Peki burada şey yapalım, bir dahaki dersimizde bu altı tane şeyi vahid, vahdaniyet, ehadiyet, ehad çalışalım olur mu? İnşallah biz çalışıyoruz abi. Ama getir dokümanlarını, siz de Mustafa bunu çözün. Ya olmuyor bak, görüyor musun? Kavga çıkıyor. Yani yok, yürüyemiyorsun ki. Bunların üzerine bina edilmiş. Bu birinci söz, bu altı tane kavramı çözülmeden çözemez. Bir de şey, Samet. Fert az kullanıyor, fert yok galiba. Samet. Yedi tane bir kavram çözülmeden bu çözülmez. Bir şahıstan senede iki tane ferd ayrılır yani. He? Bir şahıstan senede iki tane ferd ayrılır diyorsun. Nerede diyor? Nasıl diyor? Külliyatta geçiyor. Bir şans. Ferdi ahirleri. Ha ferdi ahirleri. İki defa. Ha. Sen altı defa değişiyor ya. Anladım.
Şey, altı defa diyorum, altı yerde bir değişim. Peki. Selim. Allah razı olsun. Şimdi Fatih.